Evet arkadaşlar, ben Kızılöv'den Berk. Ve arkadaşlar, yepyeni bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Ben bu modun adı Nakıbız. Yani Türkçesi bloksuz Minecraft. Ya ben işte Türkçesini yazarım, anlarsınız. Bloksuz Minecraft. Arkadaşlar, ben Triton kaynak paketiyle oynuyorum. Böyle bir o yüzden böyle tipim biraz değişik. Kafama baktım. Bir ellerle oluşmuş bir kafam var. Ayakların yarısı görünmüyor. Hayalet gibi bir şeyim yani. Her neyse, biz modumuza dönelim. Hem bir timeset çekeyim ben. Çünkü gözükmüyor. Modumuz süper bir mod bence. Size tavsiye ederim. Timeset. Timeset değil. Evet arkadaşlar, şu pigmentleri takmayın siz. Pigmentleri de oyun yeni aldığımda koymuştum işte, her neyse. İşte size o şehri gösterdim arkadaşlar. Yeni ekran şeyleri falan göstereceğim. Ama ilk önce en özelliğine gelelim arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç blok yok, blok. İşte gerçeğimsi, yapımcılar çok uğraşmış gibi gözüküyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve mantarlar bile zor gözüküyor. Ağaç böyle. Ağaç zaten aynı. Arkadaşlar böyle şey. Bir de tabii mod bununla kısıtlı değil. Böyle kelebek gibi şeyler de var bu modda. Daha doğrusu bu mod sadece şeyleri yapıyor arkadaşlar. Böyle bir de arkadaşlar yeri kırdığınızda böyle yer göçüyor. Böyle direkt full blok kırılmıyor arkadaşlar. Yer göçüyor. Öyle bir özelliği var. Güzel yapmışlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle çukur gibi. Allah'ım ekber. Bak oldu. Arkadaşlar bak. İşte böyle bug'lar olabilir böyle yaptığınızda. Oyun çok bug'lı bir şey bence yani. Çalışma masasıyla üste çıkayım ben. Üste. Çalışma masasıyla çıkayım mı? Çalışma. Çalışma masasıyla değilse fırınla çıkarım ben de. Arkadaşlar bir blok koymam lazım. Ablam. Dur. Arkadaşlar bu sorunu çözüp hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar, videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben başa döndüm resmen ya. İşte şurada çukurdan çıktım. Öyle çukur oluyor. Bir de madenlerin görünüşü falan da değişik arkadaşlar. Bir de bu mod sadece blokları falan değiştiriyor. Hayvanları değiştiren mod başka arkadaşlar, ama bu modun şeyi o hayvanlarda. Hayvanlar da bu modun bir parçası ama iki moda ayrılmış. Neden yapmışlar öyle bilmiyorum. Tek moda da koyabilirlerdi ama yine de boş verin arkadaşlar. Ben ikisini de indirme linkini aşağı koyacağım. Arkadaşlar koyacağım ben zaten indirme linkini. Direkt ana konuya gelelim. Hayvanlardan başlayalım yoksa madem mi bulayım? Arkadaşlar hemen küçücük bir maden bulup geliyorum arkadaşlar. Küçük de olsa göstereceğim sadece madenleri size. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi bir maden buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maden böyle gerçek madene benziyor gördüğünüz gibi. Hemen lav çıktı karşımıza. Şansımız biraz kötü. İşte böyle gibi kömür şeyleri var. Kömür falan var. Böyle güzel bence. Ama bizi lava sürüklüyorsun. O yüzden bu kötü oldu tabi. Uçalım da. Uçlan! Niye korkuyoruz biz? Kritik modda bir bok olmaz bize. Her neyse. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi madenler böyle. Diamond gibi şeyleri göstereyim. Diamond bulmak zor olduğu için direkt ben buradan kritik modda alayım. Erosyonluk. Diamond bu. Elmas diye devam bu. Arkadaşlar bu. Diamond böyle gözüküyor bunda. Nerede Diamond? Aşağıda. Bu adam bana taş kapış attı. La. Arkadaşlar böyle biraz ne kasıyor. Göz var arkadaşlar, böyle güzel güzel Diamond'larımız olabilir. Çok güzel gördünüz bu Diamond'lar. Çok uğraşmışlar eminim adamlar. Gördünüz mü arkadaşlar, Diamond'lar böyle. O gözüküyor arkadaşlar. Normal dünyada böyle gözüküyor Diamond'lar. TikTok peki bakmayın arkadaşlar, size başka gözüküş anlıyorsunuz. Size normal gözükecektir TikTok peki yoksa. Ama her neyse
Şimdi arkadaşlar gelelim hayvanlara. Hayvanları seviyorum arkadaşlar. Şu süper hayvanlar eklenmiş bu moda. Nasıl desem, tüm hayvanlar var desem iyidir yani. Birkaç hayvan falan yok, kedi falan yok, köpek falan yok ama yine de bayağı hayvan var. Takdirim bu da yani. Hayvan da önemli sonuçta. Arkadaşlar şunlar normal bildiğiniz hayvan var. Edirmen falan filan var işte. Aşağı ineyim. Mesela arkadaşlar pirana var. Sonra penguen var. Penguenler böyle karlı yerlerde oluyor. Kuş, ördek, fare, kertenkele. Yılan var arkadaşlar bir de. Bu şeydi arkadaşlar. Adını hatırlayamıyorum tam olarak. Adı neydi? Ya Lilis. Balina bu mesela. Balina bu. Bu şey arkadaşlar. Vatoz. Bu Angler diye bir şey adı. Hiç duymadım. Hatırlamıyorum tam olarak. Bu tropical fish. Yani bala çok benziyor. Ama sigo rengi başka, o kadar bir şey. Bu da normal balık. Mat, bunu hatırlamıyorum arkadaşlar, göreceğiz hep beraber. Butterfree biliyorsunuzdur, kelebe. Butterfree'yi gösterdim. Cricket, hatırlamıyorum. Yok şeydi o ya, çekirgeydi, evet çekirge bu. Bu da, bunu hatırlamıyorum. Bu ne? Bir daha da şurayı göstermiş miydim? Bir de shark var arkadaşlar, köpek balığı. Bunu göstermiş miydim? Evet, pirana göstermiştim, shark göstermemişim. O yüzden shark şimdi gösterdim. Her şeyi direkt göstereyim arkadaşlar hayvanları. Zaten suda falan nefes alıyor. Şey, mantarını da çözersiniz siz onu. Ben size sadece bir, kısa bir görüş tatip yapayım. O neydi? Lizard. Snake. Evet. Şunları göstereyim öncelikle. Mesela şu shark arkadaşlar, köpek balığı. Köpek balığı da var oyuna. Bayağı iyi bir eklenti bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek balığı. Bunun gibi. Survival modda suda olunca bu çıkıyor. Bir de zaman koya çıkınca bu zaman geçtikçe ölmeye başlıyor arkadaşlar. Bir de survival moddaysanız dikkatli olun. Çünkü bu saldırgan bir hayvan. Normal attık gibi. Bak şimdi ölmeye başladı arkadaşlar. Karada olduğu için. Bu da piran arkadaşlar. Bu da karada ölüyor. Mantarınızı da çözülecek üçsiniz zaten. Buraya koyayım sen de. Böyle pirana var işte. Bu neymiş? Hadi. Bu da penguen arkadaşlar. Penguen biraz şirin. Bize dönse göstereceğim de. Bu da görmedi. Aa bu. İşte böyle penguen var. Küçük küçük. Mavi. Penguenler. Bu. Bak ördek. Ya. Böyle bir ördek var. Bu da kuş arkadaşlar. Kuş uçuyor da yani. Ara sıra uçuyor. İstediğin zaman uçmaz. İstemediğiniz zaman uçar diyebilirim. Bu da fare. Küçük küçük bir şey yani. Kuyruğu da var genelde de. Kuyruğu gözüküyor şimdi yani dersin. Bir yere daha koyayım. Kuyruğu çıksın. Evet, çıkmadı arkadaşlar. Anlarsınız siz. Kuyruğu da var. Gördüğünüz galiba. Bu ne? Snake. Bu da yılan. Güzel bu bence yılan da. Regli yılanlar çıkıyor arkadaşlar. Bu yumurtayı koyduğumuz ya. Böyle farklı farklı yılanları görebilirsiniz. Ama neydi? Hayvan modunu da indirin bence. Yani bu hayvan tarafı. Modun hayvan modu da var. Normal şu bloksuz mod da. Şimdi arkadaşlar bu kaldı. Şu şey arkadaşlar söyleyeyim, balina. Biraz yukarı çıkak. Yukarı çıkmazsak arkadaşlar çok büyük valla. Karşıya koyamıyordu ya. Shit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir balina. Gördüğünüz çok büyük arkadaşlar bu. Genelde okyanuslarda görürsünüz. Göletlerde aramayın valla. Mantarınızı yürütürsünüz siz zaten. Göletlerde falan olmaz bu. Koskocaman denizde okyanusta falan olur bu. Ölmeye başladı. Her neyse. Diğer hayvanlarımıza dönelim arkadaşlar. Şeyi göstermiştim evet, galiba. Bunu göstermiştim. Bunu al. Şunu. Arkadaşlar kusura bakmayın, sorun çıkıyor. Bunu al.
Al. Yani hepsi bu kadar yani. Ya ben farkındayım. Bu benim Ray şeydi, vatozdu. Vatoz nerede? Ha böyle bir vatozumuz var arkadaşlar. Denizlerde görebilirsiniz. Büyük bir sürü de olabilir bunun gibi. Yani size bu Angler, hatırlamıyor bunu. Aa hatırladım şimdi arkadaşlar. Bu şey nasıl dese canavar balık gibi bir şey işte. Anlarsınız siz. Görünce anlarsınız. Işıkta bir böyle durumunuzda ışık şey veriyor. Bu toz, evet ışık tozu veriyor. Bu neymiş? Bunu görmedim. Bu kelebek gibi bir şey arkadaşlar. Bu aynısı buradaymış. Kentipit dediği şey de bu. Kırk ayak. Bu cricket çekirdeği arkadaşlar. Çok süper bir görüntüsü var. Chat. Çok gerçeğe benziyor. Snake göstermiştim. Başka da var mı? Göstermediğim oyunu biliyorsunuz. Şu. Butterfree gösterdim. Mod'u gösterdim. Fish. Tropical Fish ile Fish kaldı galiba. Hadi gösterdim mi ya? Hatırlamıyorum gösterdim mi? Direkt tekrar önlem açısından göstereyim. Bu Tropical Fish böyle renkli renkli balıklar veriyor. Normal Fish sadece birkaç rengi var galiba. Böyle mavi ile şu renk var normal fişte herhalde. Öyleydi hatırladığım kadarıyla. İşte gördünüz arkadaşlar. Bu bundan ibaret. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve elmasınız olsun.